Şeker gibi bir gün, şeker gibi bir gün. Bugün tarihin yatak odası günü. Bugün tarihle ilgili yeni bilgiler öğrenme günü. Bugün nasıl bir hikaye konuşacağız hiç bilmiyoruz. İçin Erdoğan biliyor onu. Evet. Evet. Abi hoş bulduk abi. Hoş Hoş geldin bulduk, abi. hoş bulduk, hoş bulduk. Geçeyim mi direkt hikaye yoksa ya çünkü az önce de göt kaydı aldık. Hani boşumuzu orada yaptık zaten. Yani, ama bu programın başında da boş bekliyor seyirciler. Böyle ne yapalım? Bunda da boş yapalım mı? Ne diyorsun? Mesut gol atmış geçen. Abi yani şeyden bahsediyorduk ki İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyorduk. Şeyden önce hemen. Ya işte şeyi izliyorum. Tekrar biraz anlatacak gibi olacağım ama şey izliyordum. Hitler the Career diye bir belgesel var. 1977 yılında yapılmış bir İkinci Dünya Savaşı belgeseli. Genel olarak Hitler'in psikolojisine falan anlatan bir belgesel. Biraz da şeyden bilgi almışlar. Yani ben Mein Kampf'ı okuduğum için Mein Kampf'tan falan bayağı adamı nasıl düşündüğüne dair fikirlerle birlikte bir takım çıkarımlar yapmışlar Hitler'le ilgili. Adamın dediğim gibi Avrupa'da 2. Dünya Savaşı tamamen halkın gazı. Çünkü yani öyle bir gaz veriliyor ki öyle adamın aslında ilk başta evet var şey gibi bütün dünyayı kurtaracağım ben gibi bir kompleksi var. Öte yandan işte yani evet işte Yahudiler, bankalar bilmem ne derken Alman halkı acı çekiyor muhabbetleri var. Ama şey çok komik yani. Ya ben bir orduyu Rhineland'a götüreyim. Dur bakayım ne olacak. Ya tamam o savaş çıkmasın abi. İşte tadımız kaçmasın. Verelim Rhineland'ı. Aynen. Falan. Yani hep Tadımız böyle. kaçmasın stratejisi gerçekten appeasement adında yürütülüyor ve aynen dediğin şekilde yürütülüyor bu arada. Aman abi dur tadımız kaçmasın dur. Tam Polonya'yı mı istiyormuş? Alsın anasını satayım. Rhineland'ı da alsın. Sudetenland'ı da verin. Şey yapmasın abi bağırmasın. Yani şeyde Sonra falan. ama artık. Şeyde falan kaybediyormuş. Yani İngiltere'ye falan şeyde sert girmiş. Bayağı bombalıyormuş İngiltere'yi. İngiltere şey yapmamış. Churchill şey yapmamış yani. No surrender demiş yani. Evet abi zaten savaşın dönüm noktası o. Battle of Britain'da ciddi olarak işte uçak saldırısı yapıyor, hava saldırısı yapıyor. Orada hava hakimiyetini Britanya kaybetse ve Britanya işgali yapsa. Çünkü Britanya işgal edememesinin önemli sebebi kanalı geçemiyor. Evet. Hava kontrolü Britanya'da, hava hakimiyeti Britanya'da olduğu zaman. Kanalı geçemediği zaman da ordularını sokamıyor içeriye. O yüzden alamıyor. İlk önce hava hakimiyetini kaybetmeye çalışıyor ama orada Britanyalılar çok çabuk bir şekilde sanayilerini tekrar ayağa kaldırıp tekrar üretime başlayabiliyorlar. Burada da Churchill ve Kral 5. George'un yoksa 6 mıydı hatırlamıyorum 5'ti sanırım. O dönemki kralın yani Elizabeth'in babasının yani. Şeyleri çok önemli söylenir. Yani moral olarak ayakta durmaları, dik durmaları. Mesela işte kraliyet ailesi şeyi terk etmiyor. Nedir? Londra'yı terk etmiyor falan. Hani böyle Queen Mother'ın önemli bir lafı var işte çok ünlü. Eğer terk etseydik ben Londra'nın yüzüne bakamazdım falan gibi bir şey diyor kadın. Churchill'in işte radyo yayınları falan hep söylenir yani. Sonra tabii ki Amerika'nın savaşa girişi. Sonra bu gerizekalı Sovyetlerin inanılmaz. Yani Stalingrad savunması çok acayip. Mesela orada. Yani Scorched Earth'le gitmeleri falan. Sonra öyle kaderi dönüyor savaşın. Yoksa kanka bu arada 2. Dünya Savaşı birinci o appeasement'ın sonucu. Appeasement işte aman tadımız bozulmasının 1. Dünya Savaşı'nın net bir sonucu. Çünkü çok yıkım olmuş. 1. Dünya Savaşı'nda direkt olarak Napolyon'un bok yemesi. Napolyon da Fransız devriminin çocuğu. Hepsinin bunun başı aslında Lordlar paşalar çok para harcıyor diye milletin lordları paşalardan sıkılıp ortadaki yıkıp lordları paşaları ortadaki boşluğu 200 sene dolduramamasından kaynaklanıyor. Evet ama nereden nereye yani hani şey falan çok ilginç. Bu Aynen. Hitler'in de bu arada tek savaşlık şeyi varmış, psikolojisi varmış. Ya Stalingrad'dan sonra falan bayağı morali bozuluyor, çöküyor herif. Evet. Stalingrad'dan sonra momentum değişiyor Evet, zaten abi kafayı %100. yiyor yani. Bayağı bildiğin halkın içine çıkmamaya başlıyor. Konuşmaları falan incelemişler. Konu 3 sadece şeyden sonra 3 tane public konuşma yapmış. Stalingrad'dan sonra Evet. 3 tane yapmış. Bayağı normalde her hafta yapıyormuş falan böyle yani. İlginç. Şeyde biliyor musun o kapandığı o son günlerini geçirdiği Führer Bunker Berlin'de abi. Şeyde duvarın eski duvarın orada. Sanırım bugün bir bölüm müze ya da içinden çıkanları ya bombalanmış tabii hayvan gibi ama hani bir bölüm falan müze olarak gezilebiliyor sanırım. Şey ilginç demek ki diktatörler kaybetmeye yakın abi genelde böyle toplumun içine çıkmıyorlar. Daha az. Mesela ne bileyim Yani. işte yurda ulusa sesleniş daha az yapıyorlar falan gibi bir muhabbet var Tabii. herhalde. Tabii İlginç, kanka. ilginç Biraz geliyor işte bana. zaten güçsüz olduklarını göstermek istemiyorlar. Çünkü güçsüz olduğunun kaydı olunca sonsuza kadar dönüyor. Hitler de bir şeylerin kaydı olmasının anlamını bilen bir insan yani. En Evet. önemlisi o. Bununla birlikte bugünkü hikayemize geçebiliriz bence. Bu pek geyik Abi olmadı ama bugünkü yani. hikayemiz evet bugünkü hikayemiz bu arada az önce yaptığımız muhabbetlerin hepsine zıt. İnanılmaz.
Yani bambaşka bir şey. Okay. Abi hikaye şeyle Hristiyan inancında önemli bir yeri olan Efkaristiya ritüeliyle başlıyor. Efkaristiya Yunanca'da şükran sunmak anlamına geliyor. Bu arada bu mevcut Yunanca'da da hala var abi. Teşekkür ederim anlamında Efharisto diyorsun. Bu ritüelin bu arada Latince adı muhtemelen senin tanıdığı daha iyi bir şey çınlatacak. Komünyon. Ha, komini söyle. Okay. Aynen. Bu abi adı bunun İncil'deki bir sahneden geliyor. Hazreti İsa'nın son yemeği anlatırken bir yerde şey diyor. İşte İncil'de dinliyor ki işte Lordumuz İsa ihanete uğradığı gece bir ekmek aldı. Şükranını sunduktan sonra yani Efharistiya. Ekmeği kırdı ve bu benim bedenimdir ve sizin içindir. Beni anmak için böyle yapın dedi. Böyle bir pasaj geçiyor tamam mı? Şükran sunma oradan yani. Latincedeki anlamda komünyon. Paylaşma demek. O da Okay. hani ekmeği bölüp paylaşmasından. İşte bu yani ritüeli işte her Hristiyan şeyinde olduğu gibi mezhep sayısı kadar farklı uygulanışı var. Yani ama genelde bir buğday ekmeği ve üzüm şarabı yetkili bir şahıs tarafından kutsanıyor. Bunlar böylece İsa'nın bedeni ve kanına dönüştüğü varsayımıyla insanlara veriliyor. Hristiyanlara, inananlara ve işte bu müminler bunu içtikten sonra inananlar İsa'nın kanı ve etini bir parça kendi bedeninde barındırmış gibi oluyor. Espri bu. Bu ekmekleri Ritüelin zaten içerisindeki. şimdi modern çağlarda bisküvi şeklinde veriyorlar. Communion Tabii cookies. farklı. Değişebiliyor abi. Aynen işte dediğim gibi mezhep sayısı kadar farklı uygulanış var ama yani bir şekilde buğday bir şeysi olması lazım. Üzüm bir şeysi. Hani alkolsüz şarap veren de var. Anladın mı? Çok değişiyor yani. Ama hep tarih boyunca da hep önemli bir ritüel olarak kalmış abi. Pek çok farklı yerde de pek çok böyle komünyon temelli kayıt altına alınmış acayip hikaye var. Katolik Kilisesi bunlara efkaristik mucizeler diyor. Bildiğimiz kadarıyla 196 tane abi efkaristik mucize var dünya tarihinde. Bunlar şey böyle atıyorum. Yani kutsal ekmeği çaldı sonra işte dua etti. Ertesi sabah ekmek böyle sabah parlayarak meydanda belirdi. Ya da işte dua ettik şarap harbiden kan oldu falan o civarda hikayeler tamam mı? Aşağı yukarı bu. Şimdi de filmi ileri sarıyoruz abi ve 3 Mayıs 1991 gününe gidiyoruz. 3 Mayıs 1991 günü Londra'da varlıklı Andrea ve Antonia çiftinin tek çocuğu Carlo dünyaya geliyor abi. Andrea ve Antonia ve işte Carlo çok uzun süre Londra'da kalmıyorlar. 91'in Eylül'ü yani Carlo daha işte birkaç aylıkken İtalya'ya geri taşınıyorlar. Milan şehrine yerleşiyorlar. 1995 yılında Carlo'nun anneannesi Carlo 4 yaşındayken vefat ediyor abi. Bir vefat ettikten sonra bir gece Carlo'yu rüyasında gözüküyor ve kendisi için dua edilmesini rica ediyor. Allah Allah. Bu rüya kanka Carlo'da bir din ilgisi başlatıyor küçük yaşta. Bu arada ne annesi ne babası dindar insanlar değiller. Babası Andrea zaten o yaşa kadar şey pardon hayatının böyle yatırım bankalarının CEO'su falan olarak geçirmiş bir adam. Böyle high level finance falan bir herif. Bitcoin'ci. Annesi Antonia da yani dönemi Bitcoin'cisi aynen. 90'lar Bitcoin'cisi. Antonio da abi böyle hani 3 kere falan ayine gitmiş toplasan. Carlo'nun ilk din sorularını yanıtlayan Polonyalı bakıcısı Beata oluyor. Beata inançlı işte bir Katolik. Dönemin papası 2. Jean Paul'e de aşırı hayran. Carlo da işte Katolik kilisesini falan diyor. Carlo'nun ailesi de bu arada eski Katolik. Ama böyle çok ibadetleri yok. Bunlar ama işte mesela Carlo meraklı meraklı sordukça bir şey annesi Antonio biraz böyle utanıp bir sürü şey bilmediğini fark ediyor. Carlo'yu yanıtlamak için kendi araştırıp öğreniyor. Araştırıp öğrendikçe kendi inancı da tekrar yeşeriyor. Ya şey Yaşı gibi gelince de Carlo'yu Atatürk ve imamın hikayesi gibi. ya Carlo'nun yaşı gelince abi şeye Milano'nun eski Katolik okullarından şey Marcellino Tommaseo enstitüsünü yazdırıyorlar. Oradaki eğitiminde de abi ilk defa komünyon ritüeliyle tanışıyor ve bu ritüel Carlo'nun çok ilgisini çekiyor abi. 98 yılında nitekim kendi isteğiyle 7 yaşındayken ilk defa Carlo Milan'daki Sant Ambrogio Adnemus Kilisesi'nde ilk komünyonunu oluyor. Ve hep şey söyleniyor. Carlo nezdane çok kiliseye gidiyormuş, sık sık gidiyormuş. Hep ayinlerin öncesi ve sonrasında bu tabernakın önünde biraz kalıyormuş. Tabernakta o kutsal ekmek ve şarabın saklandığı dolap Komünyon yer yani. zorunlu mu? Abi sanırım evet. Hangi yaşta olacağım belirli, o da kiliseden kiliseye göre değişiyor. Ama Hristiyanlık içerisinde bu ritüeli bir kere yaşaman gerekiyor aslında sanırım. Okay. Yani ne kadar şart olduğunu emin değilim. Ama bu kadar sevmen gerekmiyor. Carlo çok seviyor. Şeyden de olabilir diye düşünüyor bu. Aziz Francesco var Hristiyan mitolojisinde. Assisi'li Francesco diye de geçer. Assisi kasabasından. İtalya'nın baş ezizlerinden biri ve o da komünyon ritüelinden olan sevgisiyle biliniyor.
tam ilk yani kaç yaşında gitmiş bilmiyorum ama Carlo'nun Assisi kasabasına çok gittiği ve Aziz Francesco'yu ideal olarak belirlediği, kasabayı da çok sevdiği falan zaten biliniyor. Bu arada abi yani Carlo bu hani hep Katolik tarafını anlattım. Onun dışında normalde bir çocuk yani. Normal ilgili anları, futbol oynamayı seviyor. Evde PlayStation'ı var. Video oyunlarıyla ilgili. Köpeğiyle, kuşuyla falan oynuyor boş zamanında. Karate kursuna gidiyor. Bilgisayarlara da çok meraklı. Mesela yine 7 yaşındayken annesine programdan öğrenmek istediğini söylemiş. Annesi de bu arada gerçekten niyetli bir kadınmış abi. Helal olsun yani. Gidip oğluna Milan Politeknik Üniversitesi'nin C++ ders kitabını almış. Hatırlatıyorum sana. 98. Oha anasını satayım. Carlo abi bundan bakarak kendine o yaşta C++ öğretmiş. Sonra Java öğretmiş. Sonra 3 boyutlu animasyon öğretmiş. Flash öğrenmiş. Falan, Photoshop falan çözmüş. Bak 90'ların sonlarındayız abi. Yani tutorialları falan yok anladın mı? Evet evet. Yani bunları üniversite kitabından falan öğreniyor. Ve yaş böyle yaş aldıkça daha böyle ilgili saygılı bir gence dönüşmeye başlıyor Carlo, tamam mı? Böyle herkesin takdir ettiği, böyle mahallede gösterilen falan. Evde çalışan Mauritiuslu bir tane Hindu bir abi var. Adı Rajesh. Rajesh'in kendi de anlattığına göre abi böyle Carlo şey bir çocuk. Bütün ayrıcılıkların içinde mütevazi ve basit bir hayat yaşama isteği de taşıyor. Yani şey diye bir konuşmasına şahit olmuş mesela işte babasına. Oğlum sana ikinci bir ayakkabı alalım. Ayakkabın eskidi. Hayır benim zaten bir tane ayakkabım var. İsrafa gerek yok tarzı falan böyle anladın mı? Böyle hikayeler falan var. Kalender. Böyle ha, kalender abi. Böyle mesela ortaokuldayken işte okulundaki boşanmış ailelerin çocukları falan davet ediyormuş yemeklerden hani yalnız kalmasınlar falan diye böyle. Bu Rajesh de bu arada abi ilginç bilgi vereceğim Rajesh'ten bahsettik. Genç Carlo'nun bu tarz davranışlarına etkilenip bir noktada Hristiyanlığa dönmüş falan. Hani kalender çocuk helal olsun falan diye abi. Allah Allah. Velhasıl abi Carlo 11 yaşındayken hayatındaki iki büyük tutkuyu birleştirme kararı alıyor. Ve kendi kendine herhangi bir yetişkinin gözetimi olmadan abi Miracoli Eucharistik sitesini kuruyor. Tamam mı? Sitenin amacı sana o başta bahsettiğim 196 Eucharistik mucizeyi yer yer bölge bölge hikayelerle fotoğraflarıyla derlemek abi. Ha siktir. Okey. Aynen. 11 yaşında başlıyor proje ve 2006 yılında 15 yaşındayken Carlo projeyi tamamlıyor. Bu 4 sene içerisinde tabii İtalya'da hani konu hem kilise hem medyanın ilgisini çekiyor. Çünkü yani bir tane çocuk yani kendi kendine kodlama öğretmiş, site kurmuş, kibirlerin başları yani aldı. Evet, bu arada şey de yapabilirmiş, dijital kilise kurup oradan para da kazanabilirmiş yani. Hani hiç öyle yani toplara girmemiş. Sürü... Aynen yok sadece işte çok sevdiği bir Hristiyan ritüelinin tarihini böyle ansiklopedi gibi derlemiş yani falan. Bayağı evet. Destek de topluyor tabii abi İtalya'da. Hatta böyle Milan'da Carlo'nun katalogladığı mucizeleri hareket eden bir sergi olarak hazırlama planları falan yapılıyor. 2006 yazında Carlo full bir projeye çalışıyor. Full bunu harcıyor bütün yazını. Yaş 15 yani. Yani 15 yaşında bir yazımı bir tane böyle bir işe harcayacağım zannetmiyorum mesela. İnanmış abi 2006... inanmış. Aynen öyle. 2006 sonbaharında abi Carlo hastalanıyor. Grip şüphesiyle hastaneye yatırılıyor. Fakat kısa süre içerisinde hastanede M3 fulminant lösemi teşhisi konuluyor. Ay. Carlo'nun abi teşhisi çok sakin karşıladığı söyleniyor. Orada olanlar tarafından. Acısını erken ölümünü papalığa adadığı ve kiliseye adadığı. Ölmekten gocunmadığını söylediği. Sonra da annesine dönüp anne ben bu hastaneyi canlı terk edemeyeceğimi biliyorum. Ama sana Tanrı ile beraber olduğunda sana işaretler yollayacağım dediği söyleniyor. Siktir. Carlo 12 Ekim 2006 günü abi sabah erken saatlerde 15 yaşındayken hayatını kaybediyor. Ve kendi istekleri doğrultusunda böyle Aziz Francesco, Assisi'li Francesco'nun memleketi Assisi'ye gömülüyor. 4 sene sonra abi iki tane kaydeder şey oluyor. Birincisi Brezilyalı rahip Marcelo Tenorio. Vaftizoğlu'ndan, İtalyalı bir Vaftizoğlu var rahip Marcelo'nun. Carlo'nun hikayesini öğreniyor ve hikayeye çok hayran oluyor. Milan'da Carlo'nun ailesine ulaşıyor, tanışıyor. Ve yakın arkadaş oluyor onlarla ve diyor ki Brezilya'da ayinlerde ben oğlunuzdan bahsedebilir miyim ilham vermek için hani vaazlarda falan. İzin alıyor, veriyorlar. Genç böyle kilisesindeki ve işte kendi komitesinde gençleri etkileyeceğini düşündüğü için işte Carlo'nun öyküsünü böyle kendi kilisesinden broşür olarak basıp genç gruplarına falan yollamaya başlıyor. Allah Allah. İkincisi de abi Carlo'nun annesi Antonia bu sene 2010 senesinde yani 44 yaşında hamile kalıyor ve 12 Ekim 2010 günü Carlo vefat ettikten günü gününe tam 4 yıl sonra ikiz doğuruyor abi. Ve Antonia bugün hala bunu %100 bunu Carlo'nun bahsettiği işaretler olduğuna emin. Yani %100 emin bundan. Ne bir şey mi olmuş?
Carlo ölmeden önce hani ben Tanrı ile beraber Hayır, olacağım, hayır. işaretler yollayacağım demişti ya. Tamam da çocuklar Carlo'nun reenkarnasyonu Ne? gibi bir şey mi yani? Yani herhalde öyle ona yakın bir şey düşünüyor. Yani ya da ondan gelmiş bir hediye ya da mucize gibi, anladın mı? Hani Ama çünkü yani 44 yaşında hamile kalması zaten çok hani düşük ihtimal bir şey. Bir de bunun hani ikiz olması ve de bunun Carlo'nun vefat ettiği günün yıl dönümü. Antonio'yu böyle düşünmeye inandırmış zaten yani. durup dururken hamile kalmamış değil mi? Birisiyle beraber olmuş yani. Carlo'nun babasıyla beraberler hala. Evlilik devam ediyor. Ha, aynı adamdan. Aynı adamla. Onlar boşanmıyorlar. Devam Okey, ediyorlar. okey. Abi bir sene sonra, bu 2010 yılındaki iki kardeşler olaydan bir sene sonra, bizim Rahip Marcelo vardı ya, Brezilya'ya götürdü hikaye. Evet. Marcelo'nun kulağına abi Carlo'ya dua etmiş birinin kanserden kurtulduğu haberi çalınıyor. Tamam mı? Antonio'ya da benzer, aynı zamanlarda benzer hikayeler ulaşmaya başlıyor. Bu bizim Rahip Marcelo fark ediyor ki yani insanlar Carlo'ya dua ediyorlar kiliselerde. Hani hikayesini duygulandırıcı buldukları için ya da işte bir şekilde. Antonio'dan bir parça kıyafet rica ediyor Carlo'ya ait. Tamam mı Rahip Marcelo? Ve Brezilya'ya götürüyor ve 12 Ekim'de tam Carlo'nun ölüm yıl dönümünde Brezilya'nın orasında Meryem Ana yortusu kutlanıyormuş, tamam mı? Yani oranın Meryem Ana yortusu o gün kutlanıyormuş. Kıyafeti çıkartıp şapelde sergilemek için izin alıyor. Ve 12 Ekim 2001 gününden sonra da orada her sene yapılıyor abi bu. Tamam mı? Bir gelenek olarak yani. Carlo'nun kıyafetinin bir parçası çıkartılıyor ve onu ritüellere dahil ediliyor. Oğlum çok ilginç lan, bu baya yakın dönem yaşamış sivil bir insan yani. Aynen. Aynen öyle. 2 sene sonra abi, 2013 yılında yine 12 Ekim Meryem Ana'nın yortusu kutlamaları için ziyarete kiliseye, Rahip Marcelo'nun kilisesine bir ana oğul geliyor. Anne Luciana, oğul Mateus. Mateus 4 yaşında abi ve anüler pankreas hastalığıyla doğmuş. Bu hastalıkta pankreas yanlış bir şekilde gelişiyor ve bağırsağı ya da midenin etrafında bir halka oluşturduğu için sindirimi tıkıyor. Okay. Mateus bu hastalık yüzünden abi doğar doğmaz annesinin sütünü bile içemez falan oluyor. Yani o yaşa kadar hiç katı bir şey yememiş. Ameliyat olması gerekiyor nakil için, ama o ameliyat için de fazla zayıf. Çünkü yeterince gıda tutamıyor. Yani tamam mı, beyin şeyinde. 2013 yılında işte giriyorlar kiliseye ve o gün Mateus annesine işte niye insanlar bir kilisedeki, o kilisedeki bir kıyafetin önünde sıralar diye soruyor. Annesi diyor ki işte bu Carlo'nun kıyafeti, kendisi cennette. O yüzden ona dua edebiliriz. Ne için edebiliriz anne diyor. Annesi diyor ki herhangi bir şey dua edebiliriz. Çocuk da kıyafete dokunup artık kusmak istemiyorum diyor. Tamam mı? Bu Asiktir. olayın da işte papaz, rahip falan bir sürü orada sıradaki insanlar derken bir sürü görgü tanığı var. O akşam abi eve gidip Mateus biftek ve patates kızartması yiyor ve hayatında ilk defa kusmuyor. Katı bir şey yedikten sonra. Kilo almaya başlıyor ve belli bir süre sonra ultrasonlarına gözüküyor ki pankreasının şekli değişiyor abi. Doktorlar Aa. yani inanamıyor. Bayağı pankreasının normal şekline dönüşmüş çünkü yani. Hatta başka bir doktora gidiyor sonra ailesi başka bir şey için falan. Mateus'un yine ultrasonu çekiliyor. Doktor diyor ki çok ilginç, ameliyat izi bırakmamış. Çok şaşırdım. Annesi diyor ki ameliyat olmadı ki. Pankreas kendi düzeldi. Doktorlar şok falan. Luciana'ya eşit dost gidip diyor ki ya bunu bir hani Rahip Marcelo'ya söylemen lazım. Pedere söylemen lazım. Çünkü bu mucize diyorlar yani. Hani tamam mı? Yani Carlo'ya dua etti oldu falan. İlk başta Luciana utanıyor. Ama sonra diyor ki yani bu kilisenin de nihayetinde bir olaydır yani. Yani gidip söylüyor abi Rahip. Rahip de çok ilgileniyor. Gidip doktorlarla konuşuyor. Belgeleri falan alıyor. Böyle ultrason işte önceki pankreasın önceki hali, sonraki hali falan. Hepsini alıyor Vatikan'a gönderiyor abi. Çünkü Vatikan'da bugün hala çalışan bir mucize tespit departmanı var acı. Evet, onu biliyorum, onu biliyorum. Hatta şey yapıyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki mucizelere gidip şey yapıyorlar bayağı. Kategorize ediyorlar. Aynen. Aynen öyle. Abi bak Çok burada ilginç hikayeler şöyle var bu arada o mucize tespit departmanından gelen kayıtlarda. bu işte şey, çünkü şey ya bak, Hristiyan inancına bağlıysan, bu inanca insan çekiyorsan ki Karl'ın böyle bir özelliği de var hayatta ya. Hani annesini geri döndürmüş, Hindu abiyi döndürmüş falan. Aynen. İnsanlarla inanç uyduruyorsan ve bir de bunların üzerine abi vefatından sonra birini iyileştirdiysen ya da başka bir mucizevi bir şey yaptıysan, bunun belgelerine bakılıyor, araştırması yapılıyor, bayağı kayda alınıyor ve yaşananın gerçek bir mucize olduğu tespit edilirse de taziz denilen bir süreç başlıyor abi. İlk önce beata, yani Latince beata yani blessed, yani kutsanmış oluyorsun. Tam aziz değil, bir altı. İkinci bir mucizen tespit edilirse de bildiğin aziz oluyorsun. 2019 yılında abi Vatikan Mateus'un iyileşmesini Rahip Marcelo'nun tipi üzerine, işte yani bıraktığı şey üzerine araştırmaya başlıyor. 2020 yılının Şubat ayında, 21 Şubat hatta 2020 günü Brezilya'da küçük Mateus'un iyileşmesi Katolik Kilisesi tarafından Carlo'nun bir mucize olarak kabul ediliyor abi. Aa. Evet. Evet. Ve Carlo
Milenyal neslin, bizim neslin yani ilk Beatası. Muhtemelen de ilk Azizi olacak. Çünkü çocuk Saint Brezilya'da... mi oluyor? Ben onu diyecektim de artık Saint'ler çıkmıyor da çocuk Saint mi olacak? Saint'in şöyle abi, Brezilya'da bir tane 5 kalp krizi geçirmiş 19 yaşında bir gencin karlığı dua ettikten sonra açıklanamadığı bir şekilde iyileştiği söyleniyor. Bunu Vatikan henüz doğrulamış değil. Tamam mı? Ama hani herhalde araştırıyorlardır onu, bilmiyorum yani. Onun çünkü açıklama yapmıyorlar şey olana kadar. Ama evet, ikinci mucizesi doğrulanırsa ki doğrulanma ihtimali var. Aziz olacak. Katolik kilisesi de abi Aziz olunca herhalde atıyor ya da Carlo'ya bir alan resmi olarak. Ama şimdiden abi Carlo'dan gayri resmi olarak internetin koruyucu Azizi olarak söyleniyor. Patron saint of the internet diye. Ya! Lan! Evet. Çok güzel hikaye. Ya kanka, bence Katolik kilisesi bu hani Aziz resmileştirmek için bahaneleri şeyi de kullanabilir. Yani Carlo'nun taziz edildiği sene tüm dünyanın eve kapanıp dijitalize olması. Yani ben bakın interneti koruyacağız şeklinde girebilir yani. Ben bu hikayede biraz buradan, ya şimdi abi bir Katolik kilisesi zaten çok dramatik bir şey ya. Evet. Hani ve hani gerçekten kendi dramatik dini anlarını tespit etmek için bir kurumları olması, bunu güncelde hala çalışıyor olması falan çok tatlı. Evet. Yani bizim postmodern hayatımızda hala Aziz hikayeleri var yani, bu çok cool. Bir de hacı, yani Hristiyan değilim gerçekten ama internetin koruyucu Aziz'i olması fikri çok hoşuma gidiyor. Yani, çok iyi ya. Bir yerlerde. Oğlum çok iyi hikayeymiş. Yani, hiç böyle bir şey beklemiyordum ben. Değil mi? Yani o küçük çocuğu gerçekten iyileştirmiş bir Carlo. Hani bilmiyorum, Efkaristi inancını bir şekilde dijitize etmiş çabası hani yeterli mi? Ona artık yani dinleyen karar versin. Ama hani sadece internetten sorumlu bir Aziz varsa, hani olacaksa, bu kültür olarak da önemli bir viraj gibi geliyor bana yani. Tarihi bir şey ya. Hani, Hristiyan tarihinde bu önemli tabii, bir şey şu anda yani. Tabii kanka, yani günün sonunda mesela bir çocuk kiliseye gidip 7 yaşında kendi kendine C++ öğretmiş bir Aziz'e dua edebiliyor şu an. Yani bayağı cool bir şey. O yüzden de Aziz Carlo'nun hikayesini ele alalım dedim bu bölüm. Ay çok iyiymiş. Ben gerçekten de bayıldım ya. Harika, çok güzel bir bölüm oldu. Aynen kanka. O zaman bundan sonraki dualarımız Aziz Carlo'ya. Evet evet, bu gece bir Aziz Carlo'ya mum yakmak lazım. Aynen öyle. Sevgili Tarihin Yatak Odası dinleyicileri, böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz efendim. Hadi bay bay.